aşıların çoğu vurdurmuyor. Korkuyorlar. Vallahi ben tamamen biteceğine inanmıyorum. Biraz daha sürecin uzayacağını düşünüyorum ki Türk toplumu buna hazır değil. Aşı kurallarına uyulduğu takdirde bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. İnşallah bir gün biter. Ama dediğimiz gibi hiç kimse önlem almıyor. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına pandeminin bitişini ufukta görüp görmediklerini ve maskeyi ne zaman tamamen bırakacağımızı sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Aşılardan sonra aslında pandeminin yayılma hızı bana göre aşısızlar dışında azaldı gibi geliyor ya da çok hafif geçiyor. Birçok insan maske taksa da şu anda yakalansa dahi hafif semptomlarla atlatıyor gibi geliyor bana. Aşısızların bir an evvel aşı olması hem onların sağlığı açısından hem de toplum açısından daha faydalı gibi geliyor. Aşı kurallarına uyulduğu takdirde bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Yani ufukta pandeminin bitişinin görünmesi için daha çok aşısızların mı gayret etmesi gerekiyor sizce? Şimdi bu bir salgın. Neticede tedavi tek münferit olarak uygulandığında çok fazla verim vermiyor. Toplu olarak uygulandığında yani karantina döneminde de sayıların düşmesi bunu gösteriyor. Eğer toplu olarak bu kurallara uygun davranılırsa kısa sürede çözümlenir gibi geliyor bana. Yani daha doğrusu belirtiler azalarak gittikçe zayıflayarak devam ediyor. Şu anda zaten hükümetin de bu konuda karar almasının sebebi bu. Şu anda bağışıklık sisteminin altında bir güç olarak görünüyor. Ölüm vakalar devam ediyor mu? Ediyor. Ama genelde de baktığımızda istatistiklere genellikle belli bir yaşın üstünde ve aşı olmayanlarda bu oranın daha yüksek olduğu ortada. Mikrofona bayağı bir konuşan oldu, o yüzden yine maskeyle cevaplayacağım. Yani ben zannetmiyorum ya, biraz zor, biraz daha sürecin uzayacağını düşünüyorum ki Türk toplumu buna hazır değil yani şu an. Hala arkadaşlar da geliyor zaten, hala maskesiz bir şekilde dolaşan insanlar görüyoruz yani. Bu şekilde de devam eder bir süre daha. Peki pandeminin bitişin ufukta görünmesi için ne yapmak lazım? Yani herkes asgari düzeyde önlemini, asgari diyorum yani azami de değil yani, asgari düzeyde önlemini alıyor olsaydı bence şu anda daha rahat bir şekilde hareket ediyor olurduk ki Avrupa'daki ülkelerin çoğunda bu şekilde devam ediyor yani. Kimse kendine dikkat etmiyor ki kardeşim. Dikkat etse çabuk der bu iş. Ama dikkat etmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Her yer bilhassa esnafların hepsinin ağzı açık. Kapatmıyorlar esnaflar. Varıyorsun, vatandaş varıyor maskeli. Evet, esnafların hiçbirine bak bakalım git gez. Bir tane maskesi olan yok. Maskesiz görev yapıyorlar. Onun için biraz zor. Zor görünüyor. Esnaflara kapalı alanda maske takmak zorunlu olduğu için herkese esnafların takmadığını dile getiriyorsun. Evet efendim. Kapalı alanda esnafların takması lazım aslında. Biz yine açık havadayız ama onlar kapalı. Takacaklar. Ama takmıyorlar efendim. Peki maskeleri böyle tamamen indirebilmek için neler yapamalı bunun haricinde? Dikkat edeceğiz kardeşim, buna dikkat edeceğiz ya. Aşılarımız... Gidiliyor mu sizce? Aşılarımızı vurduracağız. Aşıların çoğu vurdurmuyor. Korkuyorlar. Yani... Ya ne korkuyor? Korkacak ne var Allah'a şükür? Bak ben 77 yaşındayım. 4 tane aşı vurdurdum. Çok şükür. Şu halime bak. Şey diriyim yani. Hiçbir hastalıktan korkmuyorum yani. Korkmuyorum. Niye? Aşımı vurdurdum. Aşıların çok faydası var. Ama korkuyor. Çok vurdurmuyor. Hayır arkadaş, vurulacaksın. Yeteri kadar pik yaptığını düşünüyorum ben. Bu aylardan sonra düşeceğini bekliyorum. Yani yeteri kadar yapacağını yaptı diye düşünüyorum. Artık maske zorunluluğunu, artık maskeyi indirebilir miyiz? Bence de indirmeliyiz artık. Yani yeteri kadar taktık. Bundan sonra düşecek diye umut ediyorum. Özellikle öbür ayın sonunda falan düşeceğini bekliyorum ben de, dünyada olduğu gibi. Aşılarımız tam. Yerli aşımız da tam. Her şeyimiz var artık. Yani sıkıntımız yok. Biteceğini düşünüyorum. Artık ufukta görüyorsunuz. Görüyorum. Görmem de lazım. Yeter artık. İnsanlar biraz rahatlasın. İşlerine, güçlerine baksın. Ben öyle düşünüyorum. Yani tedbirimizi aldık, aşılarımızı tam olarak vurunduk. Daha da yapacağımız bir şey yok bu saatten sonra yani. Kapalı yerlerde maskelerimizi yine takıyoruz. Düşer diye bekliyorum. İnşallah düşer. Büyüklerimiz iyi bilir yavrum. Başımızda bizi idare edenler var mı? Sağlık Bakanı var mı? Gökten ne yağarsa yer onu kabul eder, etmem diyebilir mi? Onların dediği olur. Onların kararları doğrultusunda mı olur bu işler? Doğru, öyle olmuyor mu? Peki bizim yapabileceğimiz ne var mesela? Vallahi kurallara uymak. Uyuluyor mu sizce? Ben 5. aşıyı vuruldum oğlum. Uyuluyor mu sizce kuralları? Şöyle etrafa baktığınızda. Fakirler uyar. Zenginler uymaz oğlum. Fakirler, kurallar ve kanunlar fakirler için vardır.
Zenginler için ne kural var ne kanun var. Vallahi ben tamamen biteceğine inanmıyorum. Çünkü her gün farklı bir varyant söylüyorlar. Şimdi aşının da adeti çoğalınca bundan da şüpheyle yaklaşıyorum. Bir de şunu bilmiyorum ne kadar doğrudur. Halk arasında özellikle Kayseri'de yaygın olan kalp krizleri çoğaldı aşıdan sonra. Onları da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Yani aşılar sizde şaibe mi uyandırıyor şu anda? Yani ben kendim de aşı yaptırdım ama pişmanım yani yaptırdığıma da. Çünkü kalp krizleri, ani kalp krizleri çoğaldı. Özellikle gençlerde bu. Yani gençlerde derken orta yaş diyelim daha çok. Kalp krizi çoğaldı. Pandeminin bittiğini şu an görüntülemiyorum. Çünkü insanlarımız uymuyor yani hiçbir şekilde. Çünkü sinemalar, kafeteryalar falan gene tıklım tıklım dolu. Bugün bir listeme bindim. Hani hiç boş yer yok yani, full dolu. O yüzden hani özellikle Kayseri'de olsun hiç şey yapmıyorum yani. Düşeceğini zannetmiyorum. Yani ufukta pandeminin bitişini görmüyorsun. Aynen. Peki sebebi nedir? Ya insanların vurduğum duymazlığı diyebilirim. Maske konusunda ne düşünüyorsun mesela? Maske kalkar mı artık? İndirir miyiz şunları? Maske kalksın veya kalkmasın, ben takmıyorum zaten. Çünkü maskeden gına geldi artık. Çünkü maske takınca nefes alamıyorum zaten. Hani olacaksa da olsun diye. Kapalı alanlarda takıyor musun? Açık havada serbest ama kapalı alanlarda takıyor musunuz mesela? Kapalı alanda takıyorum. Yani sinemaya falan gittiğim zaman onu mecburiyetten takıyoruz. Mecburiyetten. Dışarıda falan şey yapmıyorum, takmıyorum yani. Vallahi artık maskeye alıştık. Maske alışıldı da yani sonunda dahılsa daha iyi olur yani. Maskeleri yakın zaman içerisinde tamamen indirebilir miyiz sizce? Vallahi ben indirmem yani. Ben alıştım, kullanırım yani. İnse iyi olur da. İnse demek ki bir iyileşmeye doğru gider yani. Alışkanlık mı var diyorsunuz? Artık bazıları... İnse bile çıkarmam diyorsunuz galiba. Öyle öyle. Ben de pek evden çok çıkmıyorum sadece. 4 aşımı da oldum. Ama bilmiyorum vallahi. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ben olmadım baba. Ben 70-71 yaşındayım. 4 aşı oldum. Bazen tramvaya da biniyorum yani. Tramvaya biniyorum. Bazı iş yerine gidiyorum. Yani çok da topluma karışmıyorum. Fabrikalarda falan, toplu illerde karışıyor. Yine de önlem alıyorsunuz ya. Yani. Evet. Temizliğine dikkat ediyoruz. Abdest, namaz. Doğrudur. Böyle bir sıkıntımız var illaki. Şimdi maske artık hayatımın bir parçası. Herkesin hayatına bir parçası. Bu bitecek mi sanmıyorum. Yani çünkü insanlar artık önem de almıyor. Hiç kimse önem almıyor. Ben de önem almıyorum. Yani bitecek gibi değil. Yani inşallah bitsin diyoruz. Ama bitecek gibi değil. Yani bu konuda savrulduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Aynen. Ama ne zaman biter bilmiyoruz. Yani inşallah bir gün biter. Ama dediğimiz gibi hiç kimse önem almıyor. Hayırlısı diyelim. Yani ufukta pandeminin bitişi gözüküyor mu sizce? Yani yok, gözükmüyor bence. Bitmeyecek. Yani sürünmeye devam.